Az sonra yayındayız arkadaşlar. Birkaç dakika içinde yayındayız arkadaşlar. Evet, 1, 2, 3, 4. Deneme. 1 2 3 4 5 deneme. ses kontrol Arkadaşlar ses ses durumu nasıl arkadaşlar Yazabilirsiniz arkadaşlar Evet, ee, gelin bu saatinde e, izler olur mu dedim ama yani ben planım dahilinde, programım dahilinde e, başlatıyorum arkadaşlar. E, bu o, o, video serisinde e, arkadaşlar e, gördüğünüz gibi biraz e, ilkel bir e, grafik oldu. İlkel bir e, kameradan, 20 yıllık e, plana, e, kamerasına e, kaldığı iş arkadaşlar. Şimdi e, neyse ben... E, Şöyle e, özeteyim yaptığımız şey arkadaşlar. Geçen dersimizde e, w3schools.com adlı bir web sitesinden, e, bu e, web sitesinden e, Python'ın makine öğrenmesi adlı e, modülü e, diyebileceğim artık yani onunla ilgili e, bölümünden e, dersleri anlatmıştım arkadaşlar. Derslerin içerisinde e, NumPy, PyPlot, e, SimPy e, e, ve de birkaç e, görüntüleme modülünün daha aktif şekilde kullanıldığını, hatta istatistik modüllerinin e, görüntüleme e, modüllerinin e, aktif şekilde kullanıldığını görmüştük arkadaşlar. Regression bölümüne kadar gelmiştik. Şimdi e, Regression'dan itibaren e, dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir e, ajandayı göstereyim arkadaşlar. Burada e, Machine Learning e, kısmında arkadaşlar e, tıkladığımızda linear regression. Şuraya kadar gelmiştik arkadaşlar. Buradan itibaren ben size metni okuyorum, tercüme ediyorum. Eğer kod varsa kodu doğrudan doğruya kopyalayıp Jupiter Lab'da çalıştırıyorum veyahut da Spider'da çalıştırıyorum arkadaşlar. Ve de böylece adım adım ilerleyeceğiz. Yani biraz zaman kazanmak istedim. Çünkü her seferinde kodları oluşturup kaydetmek biraz zahmetliydi. Dolayısıyla böyle biraz da canlı yayının keyfini çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi masaüstü paylaşım kısaçtaydı kısmına geliyorum. Evet, şimdi şöyle söyleyebilirim. Regression'a tıkladığımızda yani şuradan başladığını varsayalım arkadaşlar. Regresyon nedir? Regresyon e, ingresyon e, kelime kökeninden geliyor. Yani bir e, giriş çıkış işlemini tekrarlanması veya da işte bir e, işlemi defalarca e, tekrar etmesi anlamında arkadaşlar. Dolayısıyla burada değişkenler arasındaki ilişkileri bulmak üzere de e, kullanılıyor. bu Yani bir işlemin e, defalarca tekrarlanması ve bunun neticesinde e, bir e, tahminde bulunulması. Yani makine öğrenilmesinde ve istatistik modellemede ee, bu o, gelecekteki olayların neticesini tahmin etme konusunda kullanılıyor arkadaşlar. Regression yani Regression testinin neticesinde bir e, sonuç elde ediliyor. O sonuç da bir sonraki kullanımlarda yani daha sonraki kullanımlarda e, işe yarayabiliyor. Bu e, Linear Regression e, ilişkilerin doğrusal olduğu bir e, tekrarlama biçimi. E, şöyle ki burada e, şöyle söyleyeyim e, aşağıdaki ekranı Aşağıdaki veriler arasından geçen bir e, doğru çizgi çizmek üzere veri noktaları arasında bir ilişkiyi ben araştırıyorum. Buna Linear regression deniyor. Ve de e, burada e, bu e, çizgi gelecekteki e, değer tahminleri için kullanılacak gelecekteki değer tahminleri nelerdir? Yani buradaki e, apsis eğrisi 16 18 20 olduğunda bu nereye kadar gelecek? Ve hatta e, şu değerden daha küçük olan eksi değerlerde yani öncesinde bu olayın öncesinde nerelerden geldiği şekli bir e, tahminde bulunmak için arkadaşlar. Burada makine öğrenmesinde e, prediction yani predict etme olayı çok mühim arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde gösterdiğimiz gibi e, normal e, konvansiyonel e, e, fonksiyon aktarımında veya aktarım işleminde girdiler fonksiyonu kendisi, e, girdi sabitleri, biasing, artı dış ortamdan olabilecek e, parazitler bize çıktığı belirliyordu. E, makine öğrenmesinde ise bunun tam tersi bir prosedürü var arkadaşlar. E, çıktıyla ilgili dünya kadar elimizde veri var. E, girdilerin neler olduğunu biliyoruz fakat girdilerin ağırlıklarına yani kas sayılarını e, bilmiyoruz arkadaşlar. Bunlara e, weight diye geçiyor. E, burada e, tabi bu defalarca işlem tekrar ettiğinde belli bir hata e, payı dahilinde, hata e, müsamahası dahilinde bir belli bir değerlere ulaşıyoruz. Bunun da gelecekteki prediction için bir mühim rol alıp oynuyor arkadaşlar. Burada şimdi örneğimiz şudur. Şununla başlıyoruz. Burada örneğin X ve Y ikililer arasında şöyle kaç tane diyeyim işte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 15 civarında bir veri var arkadaşlar. Bunların arasındaki ilişkiyi görmek istiyoruz. Bunları ben saçılmış halini görüyorum. Bu şekilde gösteriyorum. Ve de bunu ben çalıştırdığımda arkadaşlar. Şu sağ tarafta görüyoruz. Bir de bu kodu ben madem adını aldık, adını bahsettik arkadaşlar. Şekilde Oops. Evet, hata verdi. Muhtemelen e, çalıştıramayacağız arkadaşlar. Bir sürü e, hata verdi. Neyse şimdi e, mat, bu, e, Jupiter e, Lab'ı e, unutalım. Bir tarafa e, bırakalım arkadaşlar. E, bu e, kodumu ben e, şuradan Aynı grafiği buradan da elde ediyoruz, elde ediyoruz arkadaşlar. Ee, müsaade ederseniz ben şuradan bunun için bir e, dizin açayım. çalıştığımız web sitesi budur arkadaşlar. Machine Learning w3schools.com diyerekten bunun içerisine kodları birer ikişer yerleştireceğim arkadaşlar. Şuradan da çıkayım. Geldiğimiz Machine Learning w 3 Evet. Bunu ML 000 pay diyerekten kaydediyorum arkadaşlar. Evet e, görüyorsunuz biraz e, hız yavaşlıyor. E, ben e, bu şekilde çalışmaktansa arkadaşlar size e, web sitesinde bu e, soils e, w3.com e, web sitesinde kodları e, online eee interpreter üzerinde yani e, çevrimiçi eee e, internet üzerinde göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle ki burada e, x ve y ikililerim, bu değerlere sahip e, ben matplotlib pyplot e, alt modülünün e, plt e, olarak da bunu kısaltıyorum ve de o modülün pyplot'un arkadaşlar yani çizdirme ile ilgili python çizdirme ile ilgili e, scatter denilen bir e, fonksiyonu var arkadaşlar yani scatter bunları yayılmış haline e, görüntüle veyahutta grafiğini çıkaran anlamındadır ve de burada da onu show ile ekranda görüntülenmesini sağlıyorum arkadaşlar. Burada da kendim e, ekranda göstermiştim. Şimdi e, geriye dönüyorum burada. Burada e, bir kez bir tane daha e, örneğim var arkadaşlar burada. Burada da bakıyorum eee linear regresyonun e, çizgisine çizdirilmesi scpi'in e, 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 modülün taşın e, çağrılmasıyla sahip biliyorsunuz scientific python anlamındadır. E, bu konuda da e, içerisinde stats denilen bir alt modülü vardır. E, stats denilen alt modül istatistik verileri e, getirecektir e, ekranı ekrana arkadaşlar. Yani aşina olduğumuz üzere işte eğimi, e, intercept e, yukarı kesmesi veyahut da biasing dediğimiz e, standart sapması e, RP, R'yi hatırlayamadım. E, P, percentile e, olabilir arkadaşlar. Ve de e, bu verileri e, start start e, line e, regress e, denilen e, regression metodunu kullandığımda arkadaşlar şu ikilileri kullanacağım. Dolayısıyla e, şu bir, e, değişkenler kendi e, bu e, API'nin alacağı e, vereceği değerlerle e, atanmış olacaktır arkadaşlar burada şöyle bir e, fonksiyonum var my function diyorum e, fonksiyonum şöyle e, Slop'la e, eğimle x'i çarpacak yani y eşittir mx artı n şeklinde interceptte kesme değeri yani n değeridir arkadaşlar yani ben şu e, şu verilerden regression yoluyla e, return değeri olaraktan bir e, çıktı fonksiyonu elde etmek istiyorum arkadaşlar yani x y değerlerinden bir çıktı fonksiyonu etmek istiyorum. Burada da my Model diye bir değişken tanımladım. Bu da my function fonksiyonumu çağırıyor. Hangi bağımlı değişkenle çağırıyor arkadaşlar? Şu bağımsız değiş Pardon, şu bağımsız değişkenle. Aslında şöyle değerleri var. Bağımlı değişken diyebilirim buna. Bunu haritalamasını yapıyorum arkadaşlar ve de listesini oluşturuyorum. Ve de burada tekrar X, Y'yi bu kez scattering yapıyorum. Bu kez yine plot ediyorum. Modelimi plot ediyorum arkadaşlar. Yani bu kez az önce sadece rakamlarını verdiğimiz arasına linear regression ile bir linear doğru çıkartabildim arkadaşlar burada. Yani bu linear doğruyu benim bunun üzerine kendisi hesaplamış oldu. Neye benziyor arkadaşlar? Eksi eğimi olan ve de artı işte 100, 102'lerde, 101'lerde bir intercepti y eksenini kesmesi olan lineer bir doğru arkadaşlar. Bunu da çalıştırdığımda Şurada online olaraktan. Yani bir kez daha gözden geçirirsek. E, Matplot, e, Pyplot'u çağırıyorum. SPLT, e, SPLT olarak kullanmak üzere. Nerede kullanıyorum? Şurada kullanıyorum arkadaşlar. PLT'nin scatter, plot ve show e, metotlarını kullanıyorum. Aynı zamanda Scientific Python modelini kullanıyorum arkadaşlar. Scientific Python derslerini de tavsiye ederim izlemenizi. Onların da e, şimdiye kadar 3 dersini gösterdim arkadaşlar. Burada da stats metodunu kullanıyorum. Yani istatistikler metodunu kullanıyorum. Bakın şurada ikililerim var. İkililerime bu stats metodunun line grace, regress metodunu çağırdığımda yani x ve y parametrelerine kabul ettiğinde 1, 2, 3, 4, 5 tane veriyi doldurmuş oluyor arkadaşlar. Burada da fonksiyonumla her seferinde bunu Tekrarlanacak şekilde eğim de x'i çarpıyorum. Bu da intercept şu kesintisini çarpıyorum arkadaşlar. Ve de bunun şöyle bir çizimini elde ediyorum. Buradan ben de tahminde bulunabilirim. İşte bu y eşittir işte, eksi mx artı n gibi bir veridir. Ve de bunun ileride alacağı değerleri ben tahmin edebilirim arkadaşlar. Evet, e, bunun için e, aynı söylediklerim burada tekrar ediyor arkadaşlar. E, bu modüllere ihtiyacınız var. Matplotlib Tutorial'ını e, bilmeniz lazım. SciPy Tutorial'ını bilmeniz lazım. Şimdiye kadar 3 e, ders gösterdim sizlere arkadaşlar. E, burada yararını göreceksiniz. E, burada e, teker teker e, anlatıyor burada. E, neymiş bu? E, evet. Evet, ee, relationship e, ilişkiler için. E... R harfi kullanılıyor arkadaşlar. Burada R ile ilgili tam o anda aklıma gelmediğini olabileceği ile ilgili. Bakıyorum şimdi burada X değeri ile Y ekseni arasındaki değerlerin arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu bilmek mühim arkadaşlar. Bunun için de eğer herhangi bir ilişki yoksa zaten hiçbir tahminde bulunamayız. Yani birbirlerinden hiç alakası olmayan verilerse bunun işte şuna yaklaşım yaptı veya buna yaklaşım yaptığı konusunda herhangi bir veri ortaya koyamayız arkadaşlar arkadaşlar. İşte bu e, korelasyon katsayısına R'ye korelasyon katsayısı e, deniyor arkadaşlar. Ve şu da standart sapma olsa gerek. E, standart e, standart error e, standart hata diye geçiyor. Bu hatanın karesini e, ortalamaya bölerekten e, standart sapma ve e, varyansla ilgili e, veriler elde edeceğiz arkadaşlar. Burada e, R değeri yani e, e, korelasyon katsayısı sıfırdan bire kadar değişebilir. Bu e, şu anlama geliyor ki sıfır herhangi bir ilişki yok anlamında. Bir de de yüzde yüz ilişkili yani doğrudan doğruya e, orantılı yani lineer orantı, lineer bağıntı var anlamında arkadaşlar. Yani burada e, R değeri e, korelasyon katsayısı. E, burada e, tabi e, Python ve SciPy modülleri bu işe yarıyor. Hemen bunları hesaplamamıza e, getiriyor arkadaşlar. Bu kez bir tane daha bir e, örnek var. Burada da işte yine şu veriler var. ve ben e, bunun e, standart sapmasına yazdırmak istiyorum arkadaşlar. Yine burada bu modülü çalıştırdığımda şu kod parçacığını çalıştırdığımda Burada e, neler görüyorum? E, bu veri ikilileri arasında standart sapmanın eksi 0.75 gibi bir rakam olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani e, veriler e, e, arasında 3 e, aşağı 5 yukarı ilişki var. Fakat azalan bir ilişki var. Ben e, o şekilde görüyorum. Yani azalan ilişkiler de var. E, burada neyi kullanıyorum ben? E, line e, regress denilen metodunu kullanıyorum bu e, sayfinin. stats denilen e, alt modülünün şu metodunu kullanıyorum iki dilerim hazır burada bunları kendisi çekiyor ve de bunların elde ettiğimde stats e, dot line e, regress e, metodunu çağırdığımda bu API, bu e, uygulama programı çeşitli e, veriler elde ediyor arkadaşlar bu verileri de e, slope denilen e, etikete e, e, değişkene atamasını yapıyorum intercept, kesişmesine ve de e, r e, Korelasyon katsayısına ve de bu da standart hatayı ve şu P'de de varyans e, tahmin ediyorum. E, bunu yazdırıyorum arkadaşlar. O da eksi 758, 0758 gibi bir rakam e, görüyoruz. Bir sonraki e, burada e, baktığımızda, şunun yorumunu da burada yapalım arkadaşlar. Sonuç eksi 0,70 e aldı. Göstermek dedik ki bir e, ilişki var. Mükemmel değil. Yani e, eksi 1'e yaklaşıyor. Fakat e, şöyle ki, e, gelecekteki tahminlerde linear regresyonda kullanabileceğimiz e, bir ilişkinin olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi predict e, future values denilen bir e, kavram var. Gelecekteki değerleri e, tahmin etme. veya da işte bunun tahmininde öngörüsünde bulunmak şeklinde. Burada bir ihtiyacımız olan bir fonksiyon var arkadaşlar. My function. E, ben burada my function'ımı şöyle oluşturuyorum. Bakın. E, burada aslında e, doğrudan dolayı bir e, Birinci dereceden lineer denklemin yapısını structure'ını görüyorsunuz arkadaşlar. Slope yani mx artı n şeklinde. n de intercept, intercept ya da işte biasing denilen kavram arkadaşlar. Fonksiyonu biliyorsunuz Python'da bu şekilde üstten sonra bir indentation ile bu fonksiyon tanımını yapıyoruz arkadaşlar. Buradan da şimdi mesela gelecekteki 10 yılda eski araçların hızını belirleyelim. Burada şöyle bir atlama yaptık arkadaşlar. Belki geçen dersten hatırlayanlar olmuştur. Şu araçların yılları veyahut da modelleri bunda da araçların yapabileceği hızlar, süratler arkadaşlar. Yani model yıllarla yani yaş ile araç yaşı ile gidebileceği sürat arasındaki ilişkileri bağıntılandırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Dersimizin konusu makine öğrenmesi arkadaşlar. Yapay zeka kavramları üzerinde ve istatistik metotlarla regression metotlarıyla, öngörü metotlarıyla ilerisi için öngörülerde bulmak istiyoruz arkadaşlar. Yani makinenin bunu öğrenmesini istiyoruz. Ve de burada stat. linear regress metodunu bir kez daha çalıştırıyorum. İşte aşina olduğumuz bu parametreleri bu buluyoruz. Ve de fonksiyonumu çalıştırdığımda ben bu kez 10 diyorum arkadaşlar. Mesela 10 yaşında bir araç için 10 dediğimde de burada my da argüman olarak da onu kabul ettiğimde hızını yazdırıyorum. Yani 10 yaşındaki bir aracın hızı ne olabilirmiş diyerekten bunu da çalıştırıyorum şöyle ne oluyor oluyormuş 85.59 yani mil miydi kilometre miydi bunu şimdi hatırlayamadım mil per hour şeklinde önüm ee, e, burada yer almayan bakın 10 yer almıyor fakat 10 yaşında bir araç için ben burada öngörüde bulunabiliyorum arkadaşlar umarım e, anlaşılır e, oluyordur yani şurada her ne kadar 10 yılı için veriler verilmese dahi arkadaşlar bakın şurada 10 yaşında bir araç için Buna işte 86 mıydı 87 miydi? E, işte 85.6 gibi bir e, hız değeri olabilecek e, bunun diğer e, tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Bad fit yani kötü uyum ya yani da eşleşmeme yani kötü eş, eşleşme bu nedir arkadaşlar? Bunlar e, e, bir örnek bulalım ki bu da e, lineal rigeasyonun e, en iyi bir metot olmadığına dair yani gelecekteki tahmin değerlerine dair hep zaten bir insan kavramından, bir insan odisinden, insan kontrolünden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bir hesaplamayı biz yaptırıyoruz. Kod parçacı snippet çalışıyor. Fakat daha sonradan onun bir kontrolünü biz görsel olaraktan veyahut da işte değerlendirme olaraktan biz yapıyoruz. Burada da ne diyor mesela? Bad fit oldu. Bad fit'e kim tespit ediyor? Biz tespit ediyoruz arkadaşlar. Yani biz veriyoruz karar, kararı. Yani karar verici decision maker biz oluyoruz. Yani kişi oluyor arkadaşlar. Burada bir ayrımı da söyleyeyim. Bunun derin öğrenme konusunda herhangi bir şekilde insanın manuel intervention'ı müdahalesi olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla olabilecek olan en iyi uyum metotları söz konusu algoritmanın içerisinde ya da algoritmaların içerisinde yer alıyor. Derin öğrenme algoritmasının kendisi de bunların arasında en iyi uyan işte the most fit ya da most suitable denilen algoritma olmayı seçiyor arkadaşlar. Derin öğrenmede insan e, olgusu daha az. Tabii buradan da şöyle de e, diyebiliriz. Derin öğrenmede e, test sayıları veya işte training dediğimiz sayılar çok daha fazla. Neresinden baksanız işte bin katından daha fazla arkadaşlar. Dolayısıyla doğru sonuçlara, gerçek sonuçlara biraz daha yüksek duyarlılıklı bir şekilde yerleşmiş oluyor. Evet buradan hemen gelelim bu kötü örneğe. Bu kötü örnekte ne varmış? X değerleriniz, Y değerleriniz var ve de buna işte kötü bir sonuç verecek şekilde e, bu değerler e, yine hızlarla ilgili olabilir. Bu e, Şuraya kadar fonksiyonumuzun tamamı aynı arkadaşlar. Şöyle e, bunun e, Aslında e, şu daralıma da bakarsak. Buradan zoraki bir şekilde, zorlamalı bir şekilde bir lineer e, eğri çizmeye çalışmışız arkadaşlar. Yani e, bunun hata vereceği besbelli. Şöyle söyleyeyim. Hemen bunu çalıştırdığımızda şöyle ne tahminde bulunmuşuz ya işte e, yataya e, y eşittir e, 40 gibi veya işte y eşittir 45 gibi eğimi çok fazla da olmayan sıfıra yakın bir e, eğre daha doğrusu sabit kadar bir e, değer e görüyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bununla ilgili yorumumuz e, şu olacaktır. E, peki eee r e, korelasyon katsayısı nedir? Korelasyon katsayısını da yine burada hesaplattırıp da şurada yazdırdım da arkadaşlar print r dediğimde Çok çok küçük bir değer, sıfıra yakın bir değer. Yani e, bana bu diyor ki arkadaşlar, e, çok kötü bir e, eşleşme oldu, çok kötü bir uyuşum oldu. E, verilen değerler arasında, yani x y değerler arasında korelasyon katsayısı çok çok küçük. Yani e, aralarında ilişki e, yok desem e, yeridir e, türünden bir değerlendirme ana söylüyor arkadaşlar. Burada da aynı sonucu söylüyor. E, bu da e, bu veri setinin e, lineer regresyon için uygun olmadığını bize söylüyor arkadaşlar. Yani biz şöyle yapabiliriz. Mesela kendiniz bunu şey derse x, y ikilileri oluşturabilirsiniz bir yerlerden. Gerçek hayatta dair olabilir ya da gerçek hayattan olmayabilir. Bunlara işte kullandığımız hangi modülleri import ediyorduk? NumPy, SciPy'ı import ediyoruz. Kodumuz şu arkadaşlar. Yani şöyle şu kodu da ibretlik diyerekten kopyalayayım. Şurada. Evet, şurada e, çok küçük bir e, korelasyon katsını gösterdi arkadaşlar. Hep ilgizi e, dilimin ucuna geliyor. Kusura bakmayın, korelasyon e, coefficient. Şimdi e, arkadaşlar nereye geldik? E, uymayan kötü uyumlu olan ve de ileride gelecekte lineer regresyon kullanaraktan herhangi bir fikir veremeyecek olan bir örneğe dair yani sayı ikilerine dair bir örneğimiz verdi bunu da göstermiş olduk. Şimdi lineer regresyondan makine öğrenmesinde polinom regresyon denilen bir kavrama geliyoruz arkadaşlar. Ne kadar bir süre oldu? Evet devam edelim. Şimdi e, polinom regresyonda yine bizim e, e, verilerimiz var arkadaşlar. Biri e, bir linear e, regresyona uymayan yani polinom dediğimizde hemen aklımıza bizim e, içerisinde birden fazla e, değişkenin birden fazla etkinliği olduğu, türevinin sabit sayıdan ziyade bir değişken olduğu. Çünkü burada şuna baktığımda hemen bir türevde bir maksimum minimum noktası görüyorum. Bir yerel minimum var. Burada bir kavis var. Dolayısıyla üstel ifadeler olabilir arkadaşlar. Yani burada x kareli, x köprü veyahut da onların ilave... E, parametreleri olabilir. Yani lineer bir y mx'ten farklı bir e, e, modelimiz var. Yani veri ikililerimiz var ve bu durumlarda e, lineer regresyon işe yaramayacak tabii. Yani y mx şeklinde yani düz noktaların oluşturduğu. E, peki bu e, benim için yani polinom regresyon için ideal bir durum olabilir. Yani bunlara uymayan veriler. Polinom regresyonda da e linear regresyona benzer şekilde e, x ve y eee çiziliyor. Bunların aralarından geçen bir eğri, interpolasyon eğrisi oluşturuluyor ve de gelecekteki veya ta, aralarındaki herhangi bir tarihte bunun ne olacağı konusunda bize fikir veriyor. Peki bu nasıl çalışıyor arkadaşlar? Bu e, polinom e, regresyonun e veriler arasındaki ilişkiyi e, bulmak için bir metottur bu. Çeşitli metotlar var Python'da. Bir de bunu çizilmesi için de çeşitli metotlar var. Bunlara matematik formüller vasıtasıyla e, yapmak yerine e, bu metotları kullanıyoruz arkadaşlar. Yani e, burada e, bizim elimizde artık Python'ın metotları varsa, e, matematik formüllerle yapmak yerine, yani türevini ikinci türevini or almak ya da işte yere noktaların neresi olduğunu tespit etmek yerine, artık e, şeyleri buluyoruz. So, bu metotları kullanıyoruz. Burada da e, kayıtlı 18 araç var. Bunların, Toolbot, e, Toolbot, e, bunlar e, çeşitli. E, incelemelerden geçiyorlar ve de e, aracın hızı kaydedildi de, e, ve de e, geçen zaman da e, e, saat olaraktan kaydediliyor, kaydetmişler. Burada da x ekseni gün, e, gündeki saati ve de y eksenindeki hızı gösteriyor. Yani e, canlı bir e, performansa tabi tutmuşlar arkadaşlar, öyle diyorum. Yani x ekseni nedir? E, gündeki saat yani kaç saat çalıştırıldığına dair. Y ekseni de hızı gösteriyor arkadaşlar. Yani şöyle bir ilişkiler şeklinde. Evet. Yine burada e, Matplotlib'in Pyplot e, alt modülünde e, scatter e, metodunu kullanıyorum. Scatter saçılmak, e, yayılmak anlamında. Yani ikililere göster diyorum. Burada da e, show metodunu kullanıyorum. E, show da bunu e, görünür hale getir anlamında arkadaşlar. Şöyle bir görüntü bir fikir veriyor. E, ben bunu yine şöyle sağ tıklayıp online yorumlayıcında çalıştırıyorum. Burada görüyorsunuz grafik hakkında biz neler söyleyebiliriz? Herhangi bir şeyler söyleyebilir miyiz? Bunun bir lineer olmadığı belli. Polinomial bir değer taşıdığı için yerel minimum olduğunu düşünüyoruz ve bir kavis oluşabilecek arkadaşlar. Evet. Peki burada ben e, bunun verilen e, veriler içerisinde bir interpolasyon yapıp anlamlı bir eğri çizebilir miyim? Hızlı hızlı gidelim. NumPy modülünü kullanıyorum. Pyplot'u kullanıyorum. E, e, test neticesinde elde ettiğim veriler var. Burada e, polinom e, one-dimensional diyerekten bir metot çağırıyorum arkadaşlar. Bakın polinom one-dimensional tek boyutlu polinom ve de e, polinom fit e, diye bir metodu çağırıyorum. Polinom fit de buna eşleşen buna uyanı bul diyorum arkadaşlar. Yani e, şuradaki e, veriye veya da şuradaki veriye hangisi eşleşiyorsa bir sonraki veriyle e, orada bu noktayı ona birleştir diyorum arkadaşlar. eşleşen de, a, Tabii burada e, bunun apinin arkasındaki formülasyonu bilemiyoruz şu anda. Belki de bunu merak edip de bakabilirdik. X ve Y'yi kullanıyorum. Ve de 3 diyorum arkadaşlar burada. 3'ün hatırıma gelmedi bu ne olabilir. Bu polinom one dimensional. Bir ölçekleme faktörü olabilir arkadaşlar. Burada line space e, metodunu kullanaraktan ben birden 22'ye kadar bakın şurada bir değere şurası bir değere birden 22'ye kadar bunun e, görünür hale getirilmesini sağlıyorum ve de 100 adet adım kullanıyorum yani 100 e, test e, 100 sefer e, test ediyorum bunu arkadaşlar başlangıç bitiş ve step şeklinde e, scatter metodunu x ve Y'yi alacak şekilde kullanıyorum ve de burada plot yaparken arkadaşlar şunu şun artık bu mavi de bu siyah nokt e, değil e, mavi çizgileri kastediyorum arkadaşlar e, my line diyorum buna verdiğim ismi my line ve de burada modelimi çiziyorum ve de e, bu ikisi birlikte e, yerini alıyor. Bu şekilde interpol edilmiş şekilde bana veriyi gösteriyor arkadaşlar. Lineer olmaktan uzakta. Şimdi e, bunun e, izahını yapalım arkadaşlar. Burada ikililer e, saat gün içerisinde çalışan saat ve de e, ulaşabildiği hızlı arkadaşlar. Burada ben e, polinom eee oluşturaraktan bunların içerisinde X ve Y ikillerini kullanıyorum arkadaşlar. Ve de polinom fit denilen metotla verilerin hangisine yaklaştığını göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir önceki veriyle. Dolayısıyla burada bir çizgi çizmem gerekiyor. Çizgiyi de birden 22'ye kadar diyorum. Elde ettiği bu my modeli de burada kullanıyorum arkadaşlar. My modelin eee e, argümana my line oluyor yani burada çizimimin e, satırları veya da çizimimin noktayı çizimi oluşturan noktalar oluşuyor arkadaşlar. Neticede bunu x'e x'e e, 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 ve e, ona karşılık gelen fonksiyonu çizirdiğimde de şuradaki y eşittir fx x şeklinde e, olabilecek. E, X'in üzerinde birinci derecenin üzerinde muhtemelen çarpanları olan bir e, örneği çöz e, göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Burada da işte numpy modülünü veya da scipy modülünü e, öğrenmeniz gerekir e, direkten bir konu var arkadaşlar. Burada şimdi e, burada e, teker teker anlatıyoruz. Burada e, 3 için e, hala bir izah göremedim ben ama ölçekleme faktörü olduğunu tahmin ediyorum bunun arkadaşlar. 1. konumdan başlıyor. 22. konuma kadar diyor. Burada çizgimin mahiyetini belirliyorum. 1'den 22'ye kadar yüzüyorum. Ve de orijinal scatter çiziyorum. Bu normal işte yayılma eğrisidir arkadaşlar. Yani kesintili eğridir. Burada da polinom regression ile birbirinin peşi sıra giden o eğri biçimini çiziyorum. Burada da onu icra eden diagramı gösteren konum arkadaşlar. Metot arkadaşlar. R-squared yani korelasyon katsayısının karesi karesi alındığında yani korelasyon katsayısının e, kendisiyle çarpımını aldığımızda arkadaşlar. Burada e, şunu bilmek mümkün ki e, x ve y arasında iki değerler x değerleri ve y arasında bir ilişkinin e, ne kadar iyi olduğu konusunda bir fikir vermek için e, bunun e, bunu öğrenmek, bunu bilmek elbette önemli. Eğer e, polinom regresyonda herhangi bir ilişki yoksa e, bu Tahmin için kullanılmaz arkadaşlar. Daha önceki kavramın aynısı. Yani burada da bir e, re, re, e, correlation e, aramamız lazım. Bir ilişki aramamız lazım ki bunu ileride tahminde, predict e, işleminde kullanmak üzere e, kullanabilelim. Yani var olmasını istiyoruz. Peki burada relation e, neyle ölçülüyor arkadaşlar? R squared denilen... E, bir kavramla ölçülüyor yani bu korelasyon katsayısının karesiyle ölçülüyor bu da yani bir noktada e, korelasyon katsayısının e, kendisi e, bunun e, ilişkinin e, büyüklüğü olsa bir fikir veriyor arkadaşlar peki ne demiştik korelasyon katsayısı e, sıfırla bir arasında değişiyordu sıfır ilişki yok bir tam yüzde ilişki var anlamındaydı burada da e, scikit e, learn e, modülü e, bizim işimize yarayacaktır burada. Scikit-learn modülünü de bakıyorum anlatmışım mı? Evet birinci dersini anlatmışım arkadaşlar. Scikit-learn modülünden de önümüzdeki günlerde ikinci modülü, ikinci dersi anlatacağım. Burada da bunu bizim için hesaplıyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz aslında Python'ın core Python elbette çok yetenekli sürekli geliştiriliyor. Fakat bu Python'ın üzerinde nümerik işlemlerle ilgili modüller kullanılmıyor mühendislerin veya da bu tahminde bulunanların yapay zekada e, algoritma geliştirenlerin eli ayağı oluyor arkadaşlar. Zaten bu şekilde işin e, maliyesi bu modüllere yaptırıldıktan sonra e, insanlara e, daha sofistike algoritmalar e, kurmak, e, oluşturmak kalıyor arkadaşlar. E, buradaki örneğimize de bakıyorum şimdi. E, ne yapmışız burada? Şeyler var. E, i̇kililer var. Bu kez burada e, e, Scikit-Learn e, modülünün Matrix denilen e, alt modülünün R2 underscore, underscore denilen bir metodunu çağırıyorum arkadaşlar. Yani burada e, scikit e, modülünün e, kullanıldığını görüyorum. Yine ikililerim var burada. Peki ben bunu çağırdığımda bu artu e, skoru çağırdığımda ne yapıyorum burada arkadaşlar? Artu skoru ne içerisinde kullanıyorum? Artu skoru yazdırırken bir y'yi bir de my model denilen bir değişkeni kullanıyorum arkadaşlar. My modeli ben şurada tanımlamışım. Bakın burada polynom one dimension alıyorum gene. Bir boyutlu polinom polynom tanımlaması yapıyorum. Ve de polyfit metodunu kullanıyorum. X'i, Y'yi ve 3 e, e, ölçeklemesini kullanıyorum arkadaşlar. Burada bakın e, ben my MyModule'a bu şekilde e, verileri elde ettiğimde e, Y ve MyModule'a verdiğimde bu r score bana e, şunu hemen çalıştıralım. Şu sonucu gösterecektir arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Kafa karıştırmasa. Şurada değil. Şurada değil. Evet. Evet. E, şimdi e, nedir bu? E, o Bire çok yakın bir sayı. Bunun yorum olsa nasıl yapacağız arkadaşlar? Bire çok yakın bir sayı. Nedir kullandık? E, Scikit-learn e, modülünün şu alt modülünün şu metodunu kullandık. R2Score. Burada da e, R2Score'u yazdırırken e, Y değişkeninin değerleriyle X e, değişkenimin my model'dan e, e, geçirilmiş haline yani hangisi ona uyuyorsa onu bulmasını çalıştırdım arkadaşlar. Yani bir değer elde ettim. Şimdi tekrar e, buraya gelirsek 0.94 oldukça iyi bir ilişki olduğunu söylüyor arkadaşlar. E, burada e, ne ne anlamda yani? Geleceklik tahminler için bu polinomiyel e, regresyon işlemi tekrar işlemi kullanabilirse anlamında yani sağlıklı bir e, e, veri e, kümesi klastra e, anlamı çıkartabiliriz arkadaşlar burada. Tahmindeki, gelecekteki tahmini değerler. Predict uh, Future Values. Burada şimdi e, biz Bilgilere, bir topladığımız verilere gelecek tahmin gelecekteki değerler için bunları öngörmek üzere kullanabiliriz örneğin arkadaşlar. Mesela işte 17 pm civarında deneme kutusuna geçen yani işte oradaki test odacına geçen aracın hızını tahmin edebiliriz. Bizim aslında saat 17'de böyle bir verimiz yok. Bakın 17'ye bakıyorum. 17'de böyle bir veri yok. Fakat ben burada çok e, sağlıklı bir e, yaklaşımda bulunaraktan, bir fit yaparaktan çünkü burada 0.94 gibi bir rakamı görüyorum. E, ben bu e, gelecekteki dediğim hani ta, e, ileriki zamanda değil bir, şurada belirtilmemiş olan bir zaman içerisinde e, yapabilirim. Yani, veyahut da işte 9.30'daki belir, e, belirtebilirim mesela örneğin arkadaşlar. Burada da e, elde ettiğim e, veriyi saat 17 diyerekten e, koyduğumda Evet. Burada da e, hızın 88.87 gibi rakam olduğunu gösteriyor. Hemen şurada e, ben de Python'a Evet. Bu çizimdeydi pardon. Şuydu. Evet. Saat 15 10, 17'de e, neyin karşılık geldiğini görüyoruz. İşte 88 gibi bir rakamın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Saat 17'de bu test edilen aracın hızının şu civarda olduğu belirtiliyor. Kütü e, eşleşme. Kütü eşleşmeye dair de bir örnek arkadaşlar. Burada da e, polinom e, regresyon olayının e, bize yanıltacağı e, bir örnek e, için e, X-Y ikilileri e, var burada arkadaşlar. Bunlar seçmece yani sadece böyle bir şeye bulmada bizi yanıltıcı olması bakımından belirlenmiş. Burada da numpy kullanıyorum, matplotli bir kullanıyorum, Pyplot çizim yapmak istiyorum arkadaşlar. Ve de burada çok hızlı Bu burada kusura bakmayın. Polynom one dimensional metodunu çağırıyorum, burada polyfit metodunu çağırıyorum, burada my model'e my model'a tayin ediyorum arkadaşlar. Burada da kullanıyorum. 2'den 95'e kadar 100 adet diyerekten. Bakın şurada 2'den 95'e kadar 100 adet diyerekten. Şurada eksen yazamamış. Ve de burada şu ikilerin mahiyetinden dolayı şöyle bir yayılma, saçılma var. Buradan da biraz da zorlamayla şöyle bir eğri çiziyorum arkadaşlar. Peki ben bunu bir de çalıştırayım karesini alaraktan bir test etmek istiyorum arkadaşlar. Şu zaten buradan da e, çok zorlamalı bir eğri çizildiği anlaşılıyor arkadaşlar. Yani iki tarafta da e, hata payları çok fazla. Yani ya verilerden pek çoğunu e, feda edip e, geri kalanları kabul etme durumunda kalacağım. Yani buradan bir süre e, hatalı verileri süzeceğim. Veyahut da e, buradaki e, hatalı tahmine göz yumacağım arkadaşlar. E, bunun yorumu bu şuraya geliyorum tekrar. Peki korelasyon katsayısının karesi ne arkadaşlar? Burada da baktığımızda korelasyon katsayısının karesi çok düşük bir değer elde ederiz. Buradan arkadaşlar çok küçük bir değer elde edeceğimiz anlaşılıyor. Yani bu R squared R2 dediği R squared score art, arkadaşlar şu anda öyle bir esinlendim. Korrelasyon katsayısının karesi anlamında. O sıfıra yakın. Yani bu veriye hiç güvenmeyin anlamında bir şey olabilir bu arkadaşlar. Ben bunun yorumunu bu şekilde yapıyorum. Yani o kadar saçılmış yayılmış verilerden herhangi bir öngörüde bulunmak, gelecekteki bir öngörüde bulunmak, yani veriler tahmin edilmemiş bir veriler için öngörüde bulunmak saçmalık olur diyor arkadaşlar. Çünkü burada R-Score bunun karesi çok çok küçük sıfıra çok yakın bir değer. Yani ilişki yok desek yeri var anlamında arkadaşlar. 00.0095. Arkadaşlar ben herhangi bir sayaç çalıştırmadım. Bir arkadaşımız izliyor herhalde. Eğer uyumuyorsa ne kadar bir süre geçtiğini bana söyleyebilir mi ki? Evet dersimizi burada kesmek istiyorum arkadaşlar son bakıyorum Şurada lineer regresyon, polinom regresyonu gördük, multiple regresyonu geldik burada önümüzdeki dersimizde multiple regresyon, ölçekleme ve eğitme ve test etme ve karar e, ağaca bu e, konuları görmek istiyoruz arkadaşlar. Yani bunu üçü derse yaymak istiyorum. E, böylece e, hem e, yüklemesi de e, bir hale gelmesi biraz daha hız kazanacaktır. Evet, e, beni izlediğiniz için bana bu saate zaman ayırdığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. E, bundan sonraki e, dersimiz e, yaklaşık bir hafta sonra olacaktır. E, kullandığımız e, utility e, e, online e, yorumlayıcıyı kullanıyorum arkadaşlar. Inline e, yorumlayıcı kullanıyorum. E, kullandığımız site w3schools.com. E, bunun e, Python'ın makine öğrenmesiyle ilgili e, bir e, tutorial'ı var. O tutorial'ın e, İngilizce tutorial'ı ben size Türkçeleştirerekten kodlarını e, skriptlere e, anlataraktan e, devam ediyoruz arkadaşlar. Hatta kod çalıştırdıktan sonra kodun yorumlamasını da yapıyorum. E, sizlere iyi geceler e, diyorum. E, bir sonraki e, dersimizde yaklaşık bir hafta kadar sonra buluşmak üzere. Herkese sağlık afiyet diliyorum arkadaşlar. İnşallah bu dersler yar yararlı olur diye düşünüyorum. Hoşça kalın bay bay.